Kaçak akım rölelerini incelediğim dördüncü videoyu çekiyorum. Geçen gün Necat hocamla beyin jimnastiği yaptık. Dedi ki Mehmet Bey dedi sayaç girişinde fazla nötrün yeri yanlış bağlanırsa sayaç çalışır mı? Endeks yazar mı? Dedim evet çalışır. Bakın normalde sayaç girişimde buraya fazı bağlarız. Fazdan çıkar dairemin içine gider. Buradaki ortak klemensi nötr klemensidir. Ters bağladık. Yani nötrü girdim çıktım daireme gittim. Fazı da buradaki ortak klemense bağladığımda sayaç az önce denedim. Endeks yazdı. Peki dedi, sayaç girişlerini yanlış bağladık nötrle fazın yerine ve dairenin içerisinde bir toprak kaçağı var. Bu durumda endeks yazar mı? Onun için bu düzeneyi hazırladım. Bu benim kolon hattını olduğunu düşünün. Kolon hattına geliyor ve buradan benim daireme ve diğer dairelere ki diğer dairelere buradaki ısıtıcıyı temsil etmesi için biraz dolayı hızlandırmak için bu ısıtıcıyı bağladım. Yani diğer dairelerin yükü. Benim sayacımla herhangi bir alakası yok. Dikkat edecek olursanız sayacımın çıkışına bağlanmış herhangi bir yüküm de yok. Sadece girişimde nötr var. Çıkışındaki toprak temasını sağlaması için topraklama hattını buraya bağladım. Yani sayacımın çıkışına herhangi bir yük yok ve dairemin içerisinde şu anda toprak nötr teması var ve sayaç girişinde fazla nötrün yerini yanlış bağladım. Bu durumda sayaç endeks yazacak mı? Ona bakalım. Buradaki bağladığım direncin nedeni de tamamen işi hızlandırmak, kaçak akım arttırmak için. Buradaki ısıtıcının benim sayacımla hiçbir alakası yok. Sayaç girişinde bağlı ve dikkat edecek olursanız endeks yazıyor. Aslında bu yazan endeks başka dairelerin sayaç çıkışlarından benim nötr hattı üzerinden toprağa akan akımım. Yani buradaki endeks iki kere yazılmış oluyor. Ama yanlış bağlantıda toprak nötr kaçağımda endeksim yazıyor. Bunu önlemek için ne yapmamız lazım? Eğer benim daire girişimde bir kaçak akım rölem olsaydı bu endeks yazmayacaktı. Çünkü toprak nötr kaçağında kaçak akım rölem açma yapacaktı.